Bu videomuzda da memeyi konuşuyoruz. Göğüsü değil memeyi konuşuyoruz. Evrim az önce dedi ki hocam siz takıksınız göğüs değil meme demeye. Evet takım çünkü meme memedir göğüs göğüstür. Yani ben neden memeye göğüs demek zorundayım? Neden meme demekten utanıyorum? Bu videoda işte tam olarak onları konuşacağız. Eğer bir organdan utanıyorsak, kadınlığımı simgeleyen bir organdan utanıyorsam aynı zamanda kadınlığımdan da utanıyorumdur. Utanç duygusu bedenin kimyasını negatif yönde etkiler. Bedenin bütün işleyişi yani hücrelerin reaksiyonlarını etkiler. E o zaman da ne olur? İşte hastalıklar ortaya çıkar. Biz meme kanseriyle ilgili, önlemle ilgili, meme kanserine önlemle ilgili bir şeyler konuşuyorsak en başta duygu durumumuzu düzenlememiz gerektiğini de konuşmamız lazım. Özellikle kadınlıkla ilgili duygu durumumuz, işte memesinden şikayet eden, memesini beğenmeyen, büyük bulan, küçük bulan, binlerce kadınla tanıştım. Neredeyse memesinden memnun olan hemen hemen belki abartı olacak ama pek de kadın yok. Hep bir şey şikayet hali hep bir utanma hali bizim dönemimizde mesela biliyorum memeleri çıkmaya başladığında genç kızlar kamburu da çıkmaya başlardı çünkü o postürle yani şu içe kapanma haliyle memeyi kapatmaya çalışıyor çünkü değişti kadın olmaya başladı bedeninde bir şeyler değişiyor memeler çıkmaya başladı ve bedeninden utanmaya başladı bu çok ciddi bir sıkıntı arkadaşlar yani hani evrim takıksın diyor ama sadece bunu düzeltsek sadece bedenlerimizden memnun olsak utançla ilgili en ufak bir derdimiz olmasa bedenlerimizin çalışma şekli ve sağlığımız çok daha farklı olacak. Mesela geliyor kadın diyor ki ben muayene olmaktan utanıyorum. Kendime bakmaktan utanıyorum. Bu sonra ne oluyor? Konuşmaktan utanıyorum. Bir iş yapmaktan utanıyorum. Çünkü alt zeminde ne var? Eleştirilmekten utanıyorum. Çünkü kadın olarak ben değerli değilim. Değerli olmam için her şeyi mükemmel yapmalıyım. Her şey istenildiği gibi olmalı. Bunun uç noktaları ne? Uç noktaları diyorum ama çok fazla görüyoruz. Erkek gibi olma çabaları. Çünkü neden? Erkek gibi olmak, erkeklik değerli ya. Ben de erkek gibi olursam daha değerli olurum. Yani kadınlığımdan vazgeçmek. Kadınlığımdan vazgeçmek gibi bir anlayış varsa derinlerde veya bir heves varsa derinlerde. Hadi kadınlığımdan vazgeçmedim ama erkek gibi olmak gibi bir derdim varsa ve kendimi erkek gibi olduğumda değerli ve kabul edilir olarak hissediyorsam kadınlıkla ilgili organlar arıza çıkar. Diyor. Bizim o kadın memesi tam olarak dişilikle ilgili bir organda aynı zamanda. İşte anneliği yaşıyorsunuz onunla. Emziriyorsunuz, çocuğunuza bakıyorsunuz. Bir hayat meydana getiriyorsunuz memeyle. Sonra o memeden utanıyorsunuz. O zaman o hayatın içinde o beden nasıl kendisini hissedecek? O organ nasıl kendisini hissedecek? Zaten bir kere postürün değişti. Kapatmaya çalıştım. Kapatmaya çalıştım ne oldu? Omurgadan çıkan o sinirsel ağlar ve damarlar oraya giden organı doğru beslemedi. Bak fiziksel olarak bile sıkıntı. Zaten ben hep diyorum bir kadın duruşunu değiştirmeden sağlığına kavuşamaz. Bir içine kapanma hali, şu kapanma postürünü değiştirmeden bir kadın sağlığına kavuşamaz. Hep hastalarıma da diyorum önce duruşunu düzeltmek zorundasın. Dik durmayı öğrenmen lazım. Neden dik duruyorum? Çünkü dik durmak kendimden memnunum halinin ifadesi. Dik durmak dışsal faktörlerden bağımsız, her şeyden bağımsız. Ben bu yaratılış. İşimle barışığım, yaradılışımdan memnunum, yaradılışımı seviyorum. Ama dışarısı ne diyor? Erkek gibi olursan, şöyle yaparsan, böyle yaparsan. Biyolojim ne diyor? Memeni sev, memen büyüyecek, memen şu boyda olacak, memen şöyle olacak. dedi ki hani dişil bir organ meme. Aynı zamanda da cinsel olarak uyarıcı bir etki ve uyarılan bir organ. İşte cinsel olarak uyarıldığında kadın bedeni genital organları gibi memede de bir takım değişiklikler oluyor. Mesela meme başı erekte oluyor, sertleşiyor, dikleşiyor. Bu aynı zamanda da cinselliğe, cinsel ilişkiye hazırım ifadesi de taşıyor. Onun için de belki utanılıyor ama yanlış. Cinsellikten neden utanıyoruz? Yani orada da bir sıkıntı var. Çünkü biyolojinin bir parçası cinsellik. Meme biyolojinin bir parçası. Ben bununla ilgili utanç duyuyorsam yani kadınlıkla ilgili, dişilikle ilgili ve cinsellikle ilgili utanç duyuyorsam şikayet halindeysem sürekli kadınlıktan muhakkak arıza çıkartır. Ya yumurtalıklar, ya rahim, ya vagina, ya da memeler. Onun için meme ile ilgili bir sıkıntı yaşadığınızda bir geriye dönüp şunu sorgulamak lazım. Kendimle ilgili hislerim, kadınlığımla ilgili duruşum, yaşam için bir kadın olarak kendimi ifade etme şeklim veya hislerim nasıl? Bunlarda negatif bir takım yazılımlar varsa veya kadınlıkla ilgili negatif hipnotik kalıplarım varsa eğer sağlıkla ilgili bir problem yaşıyorsam öncelikle bu kalıpları değiştirmem lazım. Önce bedenimle barışmam lazım. Barışmanın birinci yolu da en basit yolu da şikayet dilini bırakma. Çok büyük, çok küçük, şöyle, böyle. Yani gerçekten fiziksel bir problem varsa tabii ki gidin destek alın. Özellikle fizik fiziksel kontrolleri nasıl yapılacağı ile ilgili bir önceki videoya da lütfen izlemiş olun. Bunun dışında estetik kaygıyla bir takım problemleriniz var. İşte çok büyük memeler gerçekten e, omuzlarda aşağıya doğru bir sarkıklık yaptığı için omuzlarda ağrı, postürde değişiklik ve nefes almada güçlüklere yol açabilir. Gidin destek alın ama şikayet etmeyin. Küçük dediniz. Neye göre küçük? Çünkü herkesin meme boyu bu. ideal bu. İdeal diye bir şey yok. Yani vücudun ideali diye bir şey yok arkadaşlar. Bunu söylediğimde pek çok problem profesyonel hatta pek çok arkadaş kızıyor ama ben tekrar söylemek istiyorum. Bu ideal ölçü dediğimiz şey kapital sistemler. Kapitali yöneten şirketler size bir ölçü veriyor. Siz de oraya uymaya çalışıyorsunuz. O kül kedisinin ayağını sokmaya çalıştığı ayakkabıdan farksız bir davranış. Kadın şunu demeli. Arkadaş bu ayakkabı benim ayağıma uymuyor. Giymiyorum. Kapital şirketler birileri size form vermeye çalışan iri zihniyet kapital sistem her ne diyorsa buna karşı durma ref refleksini geliştirmek zorundayız ki meme ile ilgili sıkıntılarımız da olmasın. Meme ile daha barışık hale gelelim. En basitinden memeye göğüs demeyelim, meme diyelim. Sağlıklı memeleriniz olsun inşallah. Sevgiyle kalın.